Meydanlarda cin katili. Ya bir dakika bir konuştuk abi. Ben soru cevabı içinde ya, lafın bitsin ondan sonra söylensin abi. Bir dakika adamı soru cevabı içinde diyeyim ben de. Allah Allah. İçeriye girelim. Adam belki seni mi ödüyor mu ödmüyor mu? Sorur. Bir siktir olsun gitsin. Bir dakika. Sen de sahip çıkıyorsun. Bilmem abi neye sahip çıkmışım ya zaten adamın anası ağlamış. Neye sahip çıkmışım? Biz bize yeteriz kardeşim. Abim tüm gündemde şu anda her şey şu anda konu sadece Suriyeliler değil mi? Peki bu Suriyeliler Türkiye'den çıktıktan sonra Türkiye'nin hiçbir sıkıntı kalmayacak mı sizce? Vatandaş mültecilerden ve Suriyelilerden rahatsız olduğunu belirtiyor ve onlar geldikten sonra, bakın anlatıyorum işte, onlar geldikten sonra taciz, tecavüz, hırsızlık ve yaralama, gasp gibi olayların arttığını belirtiyorlar. İstatistik veriler de bunu gösteriyor. Peki her toplumun içerisinde illaki iyisi var, kötüsü var, arsızı var, hırsızı var. Doğru mu değil mi? Şu anda Türkiye'de bulunan mesela diyelim ki 3 milyon Suriyeli. Bu 3 milyon Suriyeli bir şahıs bir şey yaptı diye tüm Suriyeliler aynı mı oldu? Yani şu anda biz bunu konuşuyoruz da. Yani öyle bir aşamaya geldi. Artık Suriyeli mesela muz yediğinde bile o da bir gündem oldu. Yani Suriyeli mesela Türkiye'ye geldiğinde bu adam ölsün mü, çıkmasın ama mı, şöyle bir şey vardı. O Suriyeli'nin muz yeme davası farklıydı. Bir sokak röportajına bir hanımefendi dedi ki ben canım istediği zaman muz bile yiyemiyorum dedi. Suriyeliler biz yiyebiliyoruz diye imlendirerek ve bilerek yaptılar bunu. Ama burada bir şey var. Şu anda ben bir Suriyeli olarak benim Suriye'de 32 tane giyim mağazam vardı. Sen şimdi şu çocuk dese ki sana ben et yiyemiyorum karşısına alıp böyle yiyen misin? Ya tabii ben aşağılık yapar mısın? Yok yok hiç kimse bunu yapmaz zaten. Tamam tabii. Hiç kimse bunu yapmaz. Kendileri çekler aslında. Bir de hiç kimse vatanını, ülkesini bırakıp başka bir ülke kaçmak istemez. Doğru mu değil mi? Yani benim Suriye'de 32 tane giyim mağazam vardı. Benim hayatım mükemmeldi çok şükür. Ben hepsini bırakıp buraya gelmek zorunda kaldım. Bir. İkincisi eğer benim arkamda Suriye'de benim devletim benim arkamda dursaydı ben o ülkeyi bırakıp kaçmazdım. Buraya gelip azgınlık yapanlardan huzursuzluk çıkartanlardan bahsediyorum. Anlatabildim mi? Peki şu anda siz kendi işinizde gücünüzdeysiniz. Kimsenin namusuna göre gitmiyorsanız size zaten kimse bir şey demiyor. Tamam bu sadece peki bu sadece Suriyelilerde mi bulunuyor? Türkiye'de yok mu yani bunlar? Mesela geçenlerde ama bizim sapımız bize yetiyordu. Tamam. Bizim katilimiz bize yetiyordu. Tamam ama burada bir şey var. Yani şimdi 3 milyon kişiden yılda bir tane bir olay yaşandı diye. Yılda bir tane değil işte. Ayda 5-6 tane peki, medyaya yansıyor. Madem ki bunu diyorsunuz geçenlerde mesela 2 gün önceydi Bursa'da bir Suriyeli katledildi. 15 yaşındaki bir çocuk. Tamam. Niye kimse bunu gündeme getirmedi? İşte sizin o savunduğunuz millete gaza getirmek için... Ben kimseyi savunmuyorum bak. Muz yiyor milleti ama işte gaza getirdiler falan dediğiniz şeyler. Doğrudur. İnsanlar da gaza gelip bu sefer bir ırkçılığa girişmek zorunda kalıyor. Aslında kardeşim bak benim demek istediğim bu aslında bu bir propaganda. Suriye'de de savaşlar böyle başladı. Evet. Tamam. Kardeşi kardeşe kırdırdılar. Arabı Kürdüne, Türk'ünü bilmem kimine. Yani şu anda sadece bu olaylar Suriye'de başladıktan sonra daha öncesi böyle bir şey yoktu. Daha önce böyle bir söz konusu bir şey yoktu. Tamam Kürdü, Türk'ü, Arabı herkes kardeşçe yaşıyordu. Doğru mu değil mi? Çanakkale Savaşı'na gelsen, Osmanlı dönemine gelsen çoğu Kürtler, Türkler hepsi birbiriyle karşı. Millete konuşuyor. Gel Afganistan'a kadar sana ne slogan atıyor? Çağır konuşsun. Bak diyor ki burası Suriye Arabistan. Onu muhatap alan var mı? Kim diyor? Ben muhatap alıp konuşturuyorum. Ben burası sizin. Ya ben şu adamla röportaj yapıyorum abi. Bir dakika. bir de Türkiye'de sadece Suriyeliler yok ki. Selahattin Demirtaş mı dedi? Gel o zaman. Ya abi sen gel konuşmak istiyorsan sen konuş. Evet. Ben adamla konuşuyorum araya girip. Tamam. Selahattin Demirtaş. Bir de tamam toparlayacağız. Hani şu anda Türkiye'de sadece Suriyeliler yok. Abi sohbet edeceksen oraya git bak. Konuşan var burada bir Hatip et söz. Yok onu da dinleyelim. Bu müsaade edebilir misiniz? Ondan sonra siz de müdahale edebilirsin, sorun değil. Ya sen yani, boş şeyleri konuşuyorsun. Niye? Hangi konuda ben neyini boş konuşuyorum? Mesela baba senlik için demiyorum. Sen her şeyi doğru konuşuyorsun ya. Bu ülkede hak, hukuk, adalet sağlamadıktan sonra bir şey yürümez ki. Ne peki dolar iner, ne domates. Peki şu anda Suriyeliler mi dolardan şey yani onlar... Evet. Suriyeliler. Kiralar yükseldi. Kiraları siz yükselttiniz abim benim. Ya, çünkü ev sahibi Suriyeli mi Türk mü? İnsanlara karşı saygım var. Ben bir şey demiyorum. Benim de herkese bak benim senin görüşüne de saygım Suriye var. Yalnız burada bir şey var abim benim. Ama bak, bu ülke kaldıramıyor. 15 milyon gizli kaçak buraya sokakta. 15 milyon diye bir şey yok abim. Bir, ortalama. Yok ortalama. Ya abim Suriye'nin tüm nüfusu 24 milyon Suriyeli var. Tüm Suriye. Bu 24 milyondan hiç kimse kalmadı mı? Herkes buraya mı geldi? Abi mülteci olarak genelleme. Mülteci olarak abi. Tamam başsavcısı. Peki niye sadece Suriyeliler gündemde şu anda? Iraklısı var. Afganistanlısı var. Bilmem kimi var. Niye sadece şu anda bir tek Suriyeli gündemde? Ben onu anlamadım. Yani şu anda birisi Arapça konuştuğunda herkes onu tam siz Suriyelisi. Iraklı var, Tunus'u var, Libya'sı var. Ben seni anladım. Sebebini söyleyeyim mi? Buyur abi. Burada geziyorlar, tozluyorlar. Abi kamera çekiyor. Bir adım geri gidersen sevinirim. Niye? Adamı görmüyor çünkü. Ben de görüyorum. Beni de görsün. Tamam biraz gel abi. Fark etmez. Tamam. Evet. Abi burada bizim askerlerimiz oraya gittiler ya. Tamam. Savaşmak için. Orada bir kordon oluşturmak için. Güvenli alanın yaratmak için gittiler ya. Tamam. Bazıları şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Bazıları sakat döndü. Engelli olarak döndüler. Doğru. Ama burada Suriyeliler meydanlarda cink attı. Ya bir dakika bir konuştuk abi. Soru cevabı içinde. Lafın bitsin ondan sonra söylensin abi. Bir dakika adam. Soru cevabı içinde diyeyim ben de. Allah Allah. İşit oraya saldırdı. Ya bir şey anlatıyorum bir dinlersen abi. Karı sattı, kızları sattı. Kafaları kesti. Abi bir sözümü kesmesene bir dakika. Çok kesmiyorum ha. Bazıları şehit oldu. Bazıları Gazi oldu, geri döndüler. Abi bir dur be. Vallahi tabii. Bir dur be. Hepsine rahmet etsin. Allah hepsine bazıları rahmet engelli olarak abi. Geri döndü. Halkın tepkisi o yüzden. Buradan bazı Suriyeliler. Hepsine tabii evet. Ki. Bu da insan, bu da insan. Evet. Ben hiç bak, ben ayrımcılık yok bende. Kürdüdür, Türküdür, Arabıdır. Ben kimseyi yargılayamam. Abi sen niye bu kadar konuşana müsaade etmiyorsun? Ardına yargılayamam. Çünkü bunu Allah onu öyle o şekilde yarattı. Yargılayacağın bir kişi varsa estağfurullah o da Allah'tır. Tamam. Allah onu öyle yarattı babam. Buyur abi. Bir müdahale etme abi. Tamam abi bir arkadaş soru bir şeyler anlattı. Tamam bir şeyler anlamadık çünkü. Derdimiz aynıdır. Tamam ben dile getireyim işte. Hepimiz bu ülke için çalışmıyor muyuz? Bu ülkenin refaha, barışa, kardeşliği için çalışmıyor muyuz? Tamam da müsaade et dile getireyim. Hepimizin amacı aynıdır. Ama bir yeri anlattı bir yeri de o 40 gençleri satılan kadınların pazarlarda kafa kesenlerin orada nerede? Kimse onları hatırlıyor mu? Sadece Suriye mi? Türkiye'de hatırlanıyor. İşte bunu da hatırlatacak işte, birileri vardır. Ben varım. Konuşmak ben için meydana çıkmıştır. He. Senin gibi biri gelip lafını kesmiştir. Bir dakika müsaade et. Ben de onun lafını kestim. İşte tamam paşam. Bir dakika laf kesiyorsun. Ben cevabını adam ver. Tepkiyi sordu. Neden bunlara tepki gösteriliyor diye onu anlatmaya çalışıyorum. Sen o aynı kafada gidiyorsun. Sen ne alakası var aynı kafayla ya? Abi ben aynı kafada gitmiyorum. İstediğin bir soru varsa sor. Ben ya arkadaşım bu Türkiye'nin de bilmem nerenin de sadece Suriye sorunu mu var? Yok ben de onu demek istiyorum. Suriye Türkiye'yi batırdı. Ben de onu diyorum. Sen de şey yani almıyor, vergi almıyor. Ben bu Türkiye için abim, babam neden canını vermiş? Tamam, ya bir tane tabela asmıyor. Tamam. Sen iki tarafı tamam. Suriye asıyor. Ben Kürtçe asamıyorum. Abi, bak abi, ben hiç miyim abi? Ben hiç miyim? Bir saniye abim. Burada 4-5 tane. Bir şey yok. Burada 4-5 tane. Şu anda senin ayağının dibinde. Saygı da duyuyorum onlara. Baş tacısın. Ben de sana saygı duyuyorum. Burada 4-5 tane Suriyeli lokantası var. Gel kardeşim içeriye girelim. Adam vergisini mi ödüyor mu? Nereden sorur? Bir siktir olsun gitsin. Bir dakika. Şimdi yani ben yaşına, şey. Benim karşıma çıktığı zaman bu şekilde. Meydanda insan var. İnsan olsun. Ben yaşına saygı duyuyorum. Küfür etmiyorum. Siktir o gitti de etmedim. O konuda konuşmaların diyorum. Saygı duyacaksın abi. Küfür etme. 10 senelik bir Suriyeli gelecek mi? Tamam hakaret. Her şeyi kendi aklı bulacak. Hangi konuda? Zaten Suriye'nin anası anlamış abim. Hangi haklı bulacak? Ne diyorsun sen? Sen de sahip çıkıyorsun. Abim neye sahip çıkmışım ya? Zaten adamın anası ağlamış. Biz bize yeteriz kardeşim. Abim benim gel seninle şu anda. Kürtle Türk birbirine yeterdir. Nasıl? Yeteriz biz birbirimize. Birincisi bak. Ben de ırkçılık yok. 5-5 senede vergi çalışmadan. Sigorta vermeden, ispatlayayım kardeşim. Burada sigortanızı vermeden, lokantaların havasını saydın. Bu ilgi sınırla ispatladım. Sakin konuş. Ben, bak sakin bak. Kardeşim, ispat edeyim. Savaşta kaçan, yaşlı, gerçekten topa, silaha maruz kalan insanlara karşı eğiliyorum.